Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 7 Aralık Perşembe bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Kıymetli izleyenler, öncelikle sizler için gündemdeki önemli başlıklardan derlemiş olduğumuz haber özetlerini izliyoruz. 3 saat süren kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doktor Çevik başkası adına ilaç yazamayacağını söyleyerek talebi reddetmesi üzerine AHT isimli şahsın fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Müzik 2022 yılında Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye giderek boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanması sürüyor. Ankara'da okula gitmeye çalışan küçük bir çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda bir grup köpeklerini öldürüsüye dövüştürüp çevresine sararak izledi. Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezi depremlerde hasar alan 5 katlı kullanılamayan bina çöktü. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da yoğun sis etkili oluyor. Detaylar birazdan Kanal Urfa'da. Haber özetleri bu şekildeydi. Şimdi ayrıntılara bakacağız. Kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde asgari ücret, terör, kentsel dönüşüm ve İsrail vardı. 3 saat süren kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörle mücadeleden bölgedeki gelişmelere kadar pek çok konuyu ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Milli Güvenlik Kurulumuzun Kasım ayı toplantısında terörle mücadeleden bölgemizdeki gelişmelere kadar pek çok konuyu ele aldı. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlediğimiz bölgelerde huzur ve güven iklimi hakim. Tel Rifat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Irak sahasında devam eden pençe harekatlarımızla bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz nokta operasyonlarımızla teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artırıyoruz. Sınırlarımız içinde bölücü örgütü bitme noktasına getirdik. Asgari ücret konusunu da ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlarımızın kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak dedi. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. İsrail zulmü ne kadar tırmandırırsa sonucu da o kadar ağır olacak diyen Erdoğan, İsrail içinde sert mesajlar vererek şöyle konuştu. Batının etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacak. Masum çocukları, kadınları, yaşlıları, silahsız ve çaresiz insanları dünyanın en modern savaş araçlarıyla öldürmek sadece İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır. Şanlıurfa dahil 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 7 operasyonunda 1264 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 7 operasyonunda 1264 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek 7 operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kuru sıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirildi. 1264 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 organizatör yakalandı. Sınır bölgesinde yer alan Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Şanlıurfa merkezli Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin ilinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çerçevesinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Sayın seyirciler, Gaziantep'te AHT isimli bir öğretmen, babası adına ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Gaziantep Şehit Kamil ilçesi Göllüce mahallesindeki aile sağlığı merkezinde AHT isimli şahıs aile hekimi Doktor Kamil'e Berfin Çevik'e babası adına ilaç yazdırmaya geldi. Doktor Çevik başkası adına ilaç yazamayacağını söyleyerek talebi reddetmesi üzerine AHT isimli şahsın fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Olay anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Herkese de sorabilirsiniz. Ben herkese de yardımcı oluyorum. Tamam mı? Bunu bir okumuşum diye ben her şeyi çekeceğim diye bir şey yok beyefendi. Tamam mı? Tamam. Ha, siz şu an babanıza ilaç yazdırmak için bu şeyi yapıyorsunuz. Ben de yazmıyorum. Tamam mı? Tamam beyefendi. Şimdi gider misiniz lütfen? Bana böyle acı. Görüntülerde şüpheli şahsın doktora küfürler savurması ve doktorun da hemen polise haber verin demesi de dikkat çekti. Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde saldırgan AHT isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın bir okulda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verilen şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken doktorsa bir hafta rapor aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri gençlerin ilgi odağı oldu. Her yaştan gençlere yönelik düzenlenen kurslara gençlerin ilgisi oldukça yoğun. 20.6 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her zaman gençlerin eğitimine büyük destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla sayısı her geçen gün artan gençlik merkezlerinde her yaşa uygun kurslar veriliyor. Halfeti, Hilvan, Siverek ve Viranşehir ilçesinde bulunan kurslara gelen gençler buradaki çeşitli branşlardaki kurslarda el becerilerini geliştiriyor. Bilgisayardan müzik kursuna kadar birçok branştaki eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor. 2022 yılında Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye giderek boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınbabasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında
sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 2022 yılında Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye giderek boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanması sürüyor. Olay 18 Ekim 2022 yılında Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer S. Şanlıurfa'dan kendisinden kaçan ve Kocaeli'ye yerleşen eşini takip etti. Eşinin ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın aracıyla evinin otoparkına geldiğini gören sanık Ömer S. önce kayınpederine, daha sonra da araçtan eve doğru koşan eşine ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Ömer S.'yi gözaltına alırken sağlık ekipleri yaptığı tetkiklerde Beyza S.'nin ve babasının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Ömer S. ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık Ömer S.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın olaydan bir gün önce kayınvalidesi ve kayınpederine attığı mesaj da okundu. Mesajda Kılıç ailesi, bu size ilk ve son uyarım. Altınlarımı vermezseniz sizi sırayla kötürüm bırakırım. Ya korkaklar gibi karakola gider şikayet edersiniz ya da teklifimi kabul edersiniz. Ben ölmeyi göze aldım. Bakalım canınız mı kıymetli, benden çaldıklarınız mı yazdığı öğrenildi. Sanık bu mesajı alkolün etkisiyle yazdığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı ise mütalasında sanığın eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç'a karşı işlemiş olduğu tasarlayarak kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını istedi. Ayrıca sanığın kullandığı iki ruhsatsız tabanca yönünden de cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Kiralık araç dönemine son veren, yatırım ve mahalle bazlı projeler, ihtiyaçlara yanıt veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın vatandaş talebine yanıt olarak Süleymaniye Mahallesi'ne semt pazarı kazandırılırken, aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşlar için de kurulan üretim tesisinde ekmek üretimi başladı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın girişimleriyle belediye envanterinde kiralık araç dönemi sona erdi. Yaklaşık 200 milyon değerindeki yatırımla belediye filosuna 183 araç ve iş makinesi kazandırıldı. Haliliye'nin geleceğine inşa ettiklerini ve köklü yatırımla tasarrufa gidildiğini belirten Başkan Mehmet Can Polat, Haliliye Belediyesi'nde kiralık araç olmayacak. Hepsi Haliliye Belediyesi'nin mülkü olacak. Haliliye Belediyesi sosyal yardım işlerine bağlı aşevinin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere ekmek üretim tesisini hayata geçirdi. Başkan Mehmet Can Polat'ın üreten belediye anlayışıyla kurulan ekmek üretim tesisiyle belediye bünyesindeki ustalar tarafından günlük 6000 ekmek üretiliyor. Başkan Mehmet Can Polat'ın yaptığı alan gezileri sırasında vatandaşlardan gelen talep ve mahallenin ihtiyacına yönelik tespitleri sonucu Süleymaniye Mahallesi'nde kapalı semt pazarı ve otopark projesi hizmete sunuldu. Mahalle sakinlerine yazın ve kışın gönül rahatlığıyla pazar alışverişi yapmaları için kazandırılan modern semt pazarı bölgenin ihtiyacına da yanıt oldu. Semt pazarı hizmeti veren proje, pazarın olmadığı günlerde ise kapalı otopark olarak kullanılarak mahallenin otopark ihtiyacını da karşılıyor. Sayın seyirciler, İsrail ordusunun Gazze şeridindeki Magazi ve Shabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze şeridindeki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları sabaha karşı Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi mülteci kampındaki bir evi hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 17 Filistinlilerin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan ev kullanılamaz hale gelirken yaralılar El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu ayrıca Gazze şeridinin güneyindeki Rafah kentinde bulunan Shabora mülteci kampında bir eve hava saldırısı düzenledi. Büyük bir yıkıma yol açan saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Saldırılarda ölenlerin cenazeleri bölgede kazılan toplu mezarlara defnedildi. Gazze şeridindeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında toplam 16.248 kişi hayatını kaybetti, 43.616 kişi yaralandı. Gazze şeridinden yayınlanan bir görüntüde Filistinli bir annenin kucağında tuttuğu oğluyla vedalaşması yürek burktu. Filistinli kadın tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdiği oğlunun cansız bedenine gözyaşları içinde "Affet beni oğlum, affet beni" derken "Oğlum, canım, ona hamileyken 580 tane iğne yaptılar bana" diyerek haykırdı. Binlerce insanın hayatına dokunan Eyyubiye Belediyesi, Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar projesiyle 250 yoksul ailenin daha evini yaşanılabilir bir hale getiriyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kurduğu yakın işbirliği sonucu Uluslararası Göç Örgütü'nün de destek verdiği Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar projesi kapsamında 25 milyon TL'lik bir bütçe kullanılacak. Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadıkları evlerin İOM bünyesinde görevli 3 inşaat mühendisi, 1 mimar ve belediye personelinden oluşan ekiple tek tek ziyaret edilmesi, yapılacak tadilat çalışmalarının tespit edilmesiyle başlayan ve 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen proje yeniden başladı. Her hane için ortalama 100 bin TL harcama yapılması öngörülen projede Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da 3 evin onarım bedelini üstlendi. Daha önce 46 ailenin evlerini yenileyerek huzurlu bir hayata başlamalarını sağladıklarını anımsatan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, proje kapsamında tadilatı yapılacak evlerin öncelikle engelli ve yaşlılar başta olmak üzere dul ve yetimlerin yaşadığı, düzenli geliri olmayan ailelerin yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı hanelerden belirlendiğini ifade etti. Eyyubiye Belediyesi ile OOM işbirliğinde yürütülen Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar projesi kapsamında Şanlıurfa'da zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan mülteci ailelerde yer alıyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan bir vatandaş, "Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı" dedi. Ankara'da okula gitmeye çalışan küçük bir çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar mahallesinde meydana gelen olayda 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Burada ne kadar hayvansever varsa onları versinler, o köpeklerin önüne de onları bile parçalasınlar. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Daftaf şöyle konuştu. Önce hani köpekler birbirine çöküyor zannettim. Burada bir baktım, ortada bir çocuk. Buradan ineyim. Burada aşağıya geldim. Komşumun arabasına bindim. Zaten vardığımda çocuğu parçaladılar. Yıktılar zaten çocuğu. Ambulans aradım. Polisi aradım. Paramparça ettiler yani. Yediler. Resmen yemişler. Her taşın dibinde bir köpek var. Yani buna çok acil bir şekilde çözüm bulması gerekiyor. Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Karaköprü Belediyesi açtığı robotik kodlama eğitimi kurslarıyla çocukları teknoloji ve yazılım dünyasına hazırlıyor. Aynı zamanda teknolojiye de ilk adım atmalarını sağlayarak geleceğin yazılımcıları olmaları yolunda temel eğitim veriliyor.
Şanlıurfa'da bir ilk olarak ilçeye kazandırılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde çocuklara yönelik yazılım biliminin temelini oluşturan robotik kodlama eğitimi kursu veriliyor. Bu kursla birlikte çocukların sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazanması sağlanıyor. Hafta içi her gün sabah ve öğle seansları olmak üzere ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen kursla birlikte çocukların geleceğin en önemli ve popüler mesleklerinden olan yazılım için temel oluşturmaları hedefleniyor. Robotik kodlama eğitimi sayesinde gençler algoritma oluşturmadan 3D çizim tasarlamaya kadar, Lego setleriyle programlamadan bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor. Blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama eğitimi alan gençler, gelecekte yazılım mühendisi olma yolunda temel eğitimleri şimdiden öğreniyor. Kursta eğitim gören çocuklar da geleceğin en önemli mesleklerinden olacak STEM ve kodlama konusunda önemli bilgiler öğrendiklerini belirterek kendilerine bu imkanları sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. Aslında çok eğlenceli ve herkese öneriyorum. Ve burada da sağ olsun öğretmenimiz bizim için çok güzel şeyler ve eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Anlamadığımız konularda bize anlatıyor ve biz daha iyi anlayabiliyoruz. Buradan Betim Bayli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir alan açtığı için öğrencisi başkanımıza çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Betim Bayli'ye teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir kurs açtığı için. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen o şahıslar bunu yaparken o anları da cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar efendim. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda bir grup köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresine sararak izledi. Aferin lan neyse. Köpeklere saldır al canını diye bağıran şahıslar kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı. Haydi oğlum. Aferin sana lan. Eşek. O anlarda şahıslar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü. Sal oğlum be. Salla ricanını Allah. Aferin sana. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı bir bina aniden çöktü. Yapının çevresindeki bazı binalar da çökme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi. Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezi depremlerde hasar alan 5 katlı kullanılamayan bina çöktü. Sur ilçesindeki İskenderpaşa mahallesi Yalıbahçe 1. sokakta bulunan 5 katlı kullanılamayan binada aniden çökme meydana geldi. Hadi. Geri çekilin. Yavur. Güvenlik önlemi alan ekipler yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi. AFAD ekipleri enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürütüyor. Binanın Kahramanmaraş merkezi depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi. Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da etkili olan sis bulutu yollarda görüş mesafesini düşürdü. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da yoğun sis etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer sürücüleri sis konusunda uyararak trafikte dikkatli olmalarını istedi. Şanlıurfa Hipodromu'nda düzenlenen at yarışları Harran Belediyesi koşusuyla başladı. Türkiye Jokey Kulübü Harran Belediyesi Kupası koşusunu
Calibration kazandı. Şanlıurfa Hipodromu'nda düzenlenen at yarışları Harran Belediyesi koşusuyla başladı. 2000 metre koşu etabında düzenlenen yarışı Harran Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Geyik takip etti. Türkiye Jokey Kulübü ve Hipodrom yetkililerinin katıldığı koşuda 12 jokey yarıştı. Koşunun galibi Abdülvehap Aktağ'ın sahibi olduğu jokeyi Ferit Yardımcı ile Calibration adlı at kazandı. Şanlıurfalı vatandaşların soğuk havaya rağmen ilgi gösterdiği Harran koşusu renkli görüntülere de sahne oldu. Abdülhanan Bağış'ın antrenörlüğünü üstlendiği 4 yaşındaki Doru At üst üste 4. galibiyetine imza attı. Yarış sonrası düzenlenen törende Harran Belediye Başkan Vekili Cahit Geyik kazanan atın sahibi adına Nabi Aksoy'a kristal şilt takdim etti. Cahit Geyik ayrıca Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Eyüp Ege'ye günün anısına plaket takdim etti. Harran Belediyesi koşusu kupa töreninin ardından çektirilen ortak hatıra fotoğrafıyla son buldu. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz efendim. Hafta içi tekrar 19.30'da görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.